Ürünleri listeledik. Şimdi sıra geldi. Aynı işlemi kategorilere yapmaya. Bu bir nevi bir önceki videoda yaptıklarımızın tekrarı şeklinde olacak. Bu çerçevede kategori nesnesindeyken, hemen ben klasöründeyken burada bir kategori klasıyla başlamak istiyorum. Şöyle generate class diyeyim. Klasın ismi yine kategori olsun. Kategoriyle ilgili alanları tutacağım içinde. Kategoriyle ilgili alanlarım servisimde bulunan iki tane alan olacak. İki hatta üç tane alan olacak. Bunlardan bir tanesi, hatta ben servisimi açayım. Adresimiz aynı şekilde API products idi. Şimdi API categories. Kategori ID, kategori name ve SEO URL isimli 3 tane alanımız var. Kategori ID, kategorinin ID'sini, kategori name, kategorinin ismini ve SEO URL ise daha sonra SEO amaçlı oluşturacağımız URL'lerde kısa ismi barındıracak. İşte dairy product'ta arada tire var, dikkat edin. Bu 3 alanı hızlıca oluşturalım. Bir adet number olacak. Bu kategori ID için. Sonra kategori name için string olacak. Bir de SEO URL olacak. O da yine string bir alan olarak oluşturuyorum. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşamada ise hatırlarsanız aynen product'ta da yaptığımız gibi bir servise ihtiyacımız var. Aynı servis mantığını burası için de hızlıca oluşturacağım. Kategori üzerinde sağ tıklıyorum. Generate service deyip şöyle ismini yine kategori servisi olacağı için kategori demem yeterli. Bakın kategori nokta servis nokta ts şeklinde oluşturdu. Ben burada vakit kaybetmemek adına bu product servisteki kodu aynen kopyalıyorum. Kategori servisine geliyorum. Kategori servisinde yapıştırıyorum. Şu ismi kategori servisi olacak arkadaşlar. Bu birinci aşama. Burada nesne olarak biz kategoriyle çalışacağız. Dolayısıyla bu da kategori olacak. Burada yine çalışacağımız tip kategori observable'a dönecek. Kategori o yüzden TypeSafe bir kategori array mapping'i yapması için buraya bağlayacağız. Bir de API'miz de API categories şeklinde olacak. Metodumuzun ismini de yani fonksiyonumuzun ismini de get categories diyelim. Bu çerçevede ilgili adrese bana kategori dizisi döndür. Ve bu tabii ki observable formatta. HTTP client'ını bakın yine enjekte ettik. İsmi kategori servis. Servis olabilmesi için injectable olması gerekiyor. Bunların hepsi de zaten import edilmiş oldu. Aynı mantıkla ben kategori komponentini de aynen product komponentinde olduğu gibi doldurmak istiyorum. Neler yapmıştık hatırlarsanız. Öncelikle ilgili servisimizi import etmiştik. Onu provider'larda bize bir örneğini, instance'ını oluştursun diye local instance oluşturacaktı. Yani bu komponent için oluşturacaktı bunu. Onu oluşturdu. Constructor'da enjekte ettik ve onu bir getProducts isimli metot vasıtasıyla doldurmuş olduk. Şöyle ki ben hatta şu kısmı şöyle kopyalayabilirim. Şu product component kısmını. Onu kategori komponentine geliyorum. Şöyle ki şurayı şöyle Ctrl V deyip değiştiriyorum. Yine buradaki product kısımlarını kategori diyorum. Bu categories. Bu kategori servisinden beslenecek. Tabii ki küçük kategori servis isminde. Zaten buraya da kategori servis gelmiş bulundu. Bu
categories. Dolayısıyla bu kategori servisinden bu data geleceği için ismini de düzeltiyorum. This nokta categories eşittir rest şeklinde veriyorum. Kategoriyi çözemedi. Onu da şöyle bakın ampulden çözebilirim veya elle ekleyebilirsiniz. Tabii ki komponentimizin ismi de artık kategori komponent. Burada bir hata yapmadığınızda emin olun arkadaşlar. Bir de burada şunun ismine get categories diyelim ki onları da düzgün getirsin. Aynı işlemleri bir önceki dersle aynı işlemleri yaptığım için vakit kaybetmemek adına hızlıca hem de burada proje yaptığımız için aynı konuyu tekrar etmek gibi olacaktı. Zaten bir önceki videoda neyin ne olduğunu size anlattım. Burada da hızlıca örnek için bu altyapıyı yazmam gerektiğinden dolayı kopyaladım. Artık kategori komponent HTML'ine gidebilirim. İşte burada birazcık daha farklı çalışacağız. Yani kategori komponentinde hem servislerle çalışacağımız için ben bir önceki yani ürünlerde tablolardan yararlanmıştım. Halbuki burada tablodan değil de listeli bir yapıyla çalışacağız. Şimdilik örneğin ule ile çalışalım. Yani unordered list, sayılı liste ama işte o balıtlar olur ya nokta nokta alt alta liste liste. Onunla çalışacağız. Onun içinde de list item yani eleman. Dolayısıyla ben bunu şöyle yapacağım. Bir listenin her bir elemanı için kategorileri tekrarlayacağım. Dolayısıyla L-E'yi tekrarlayacağım. Yıldız NG4 eşittir. Şöyle diyeceğim arkadaşlar. Let category of categories. Categories burada komponentimdeki şu categories. Yani şu. Oradaki her bir eleman için kategori ismini veriyor olacağım ve içinde de şunu yazıyor olacağım. Şöyle bir kıvırcık parantez iki tane kıvırcık parantez içerisine kategorinin kategori name'ini yazdır bakalım diyorum. Şöyle save all yapalım. Kaydedilmemiş bir şey kalmasın. Uygulamamı da açtığımda bakalım ne olacak. Bakın ben bu işlemi yaptığım zaman bir problem var. Hemen F12 yapıyorum. Ürünler de gitti yani. Bakın ne diyor? Diyor ki işte ben diyor injection problemi yaşıyorum. Demek ki ben provider'lara kategori komponentinde eklemedim. Zaten burada da diyor bakın no provider for category service. Bu şu demektir arkadaşlar. Kategori komponentine geleyim. Ben burada hani bir injection yapıyorum. Buna injection diyoruz. Ama bunun hani nerede oluşturulacağını, işte o servis örneğinin nerede oluşturulacağına dair bir bilgi yok. İşte onu burada lokal olarak oluştursun diye buraya veriyorum. Kategori service diyorum. Yani bana bir kategori servis örneği oluştur. Constructor'da biri ihtiyaç duyarsa da ona onun örneğini ver diyoruz. Evet, tekrardan uygulamamı açtığım zaman bakıyorum. Güzel. Bakın şöyle bir durum söz konusu. Dikkat edin. Şu elemanlar gelmiş. Ama isimler doğru gelmemiş. Ha, demek ki böyle durumlarda anlayın ki siz şey yanlış yazdınız. Yani servisten gelen datayı yanlış yazdınız. Genellikle o tip durumlarda olur. Bakın aynen öyle. Kategorinin küçük harf. Kategori name'i büyük değil. Map olduğu zaman yani biz şuna map ettiğimiz için kategori name'i buna map oldu ya kategori dizisine. O yüzden bakın küçük harf. Ondan dolayıdır. Açıyorum. Gerçekten de öyleymiş. Yalnız görüntü biraz çirkin. Yani ben şurada sağ tarafta Bootstrap'i güzelce kullandım ama diğer taraf biraz çirkin. Hemen bunun için de Bootstrap'in çok güzel şeyleri var.
list grup diyelim. Şöyle bunu kullanalım. Ve sonrasında her bir elemanı da bu gruba ekleyelim. Daha güzel bir görüntü ortaya çıksın. Şurada şöyle her bir li için bir class'ta onlara verelim. List tire group tire item. Kaydedilmemiş bir şey kalmadığından emin olun arkadaşlar. Evet. Şu an için daha güzel bir görüntüye sahibiz artık. Sol tarafta kategorilerimiz daha şık listelendi. Ben derim ki daha sonraki aşamada biz şunları mesela link haline getirelim. Mesela kategoriye tıkladığımızda o kategorideki ürünler gelsin. Yani kısacası Angular'ın routing mekanizmasını da yavaştan öğrenelim.